Merhaba, ben İlker Canikdigil. Sizlere gelecek ve teknolojiden sesleniyorum. Gelecek teknolojileri sizi de heyecanlandırıyorsa doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugünkü konuğum büyüme ve akıllı hareketlilik iş alanı lideri Canalp Gündoğdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıkıcı ama gerekli soruyla başlayacağım. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Memnuniyetle, siz de hoş geldiniz şirketimize. Hoş bulduk. İsmim Canalp Gündoğdu. 1986 İstanbul doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden 2008 yılında mezun oldum. Ardından bir İngiltere dönemim oldu. Burada İngiltere'de bir master programına gittim. İşletme ve girişimcilik üzerine. Evliyim. 5,5 yaşında bir oğlum var. İkinci çocuğumuzu bekliyoruz şu an. Maşallah. 5 hafta kaldı. Çok kritik bir dönemdeyiz. Zor bir dönemdeyiz şu an. Bol bol uyumaya çalışıyoruz akşamları. Fordusan'da çalışmaya 2011'de başladım. Kariyerimin başlangıcında kamyon iş biriminde farklı departmanlarda görev aldım. 2016 yılında genel müdür teknik asistanları rolüne atandım. Orada yaklaşık 2,5 yıl çalıştım. Ardından da akıllı hareketlilik yöneticisi olarak atandım. Ve Amerika'ya geçici görevlendirmeyle gittim. Silikon Vadisi'nde yaklaşık 18 aylık bir görevlendirmem oldu. Covid döneminde 2020'nin ortalarına doğru erken bir dönüş yaptık. Ardından da akıllı hareketlilik yöneticisi olarak burada pozisyonuma devam ettim. Bu yılda Şubat ayında yeni rolümüze atandık. Artık yeni adıyla büyüme ve akıllı hareketlilik iş alanı lideri olarak bu görevde çalışıyorum. Yaklaşık 12 yıldır şirketteyim. 7. rolümdeyim. Bu vesileyle hani rotasyonda aslında herkese tavsiye edeceğim bir konu olarak öne çıkıyor. Şimdi büyüme ve akıllı hareketlilik iş alanı lideri İngilizce'de herhalde çok iyidir ama Türkçe'de ne anlama geliyor, ne demek bu? Eski adı inovasyon ve yeni girişimler direktörlüğüydü. Şimdi iş alanlarına bölündük şirket olarak. Çalışma prensiplerini hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Burada da aslında büyüme öne çıkıyor. Biliyorsunuz otomotiv ciddi bir dönüşümün içinde şu an. Otomotiv firmaları, mobilite firmaları olmaya çalışıyorlar. Bizim departmanımız da aslında bu dönüşümde öncü rol oynamaya çalışıyor. Seyirci için soruyorum, tam olarak neyi kastediyorsunuz otomotiv firmasından mobiliteye dönmekle? Yani biliyorsunuz 1900 yılların başında Henry Ford'un otomobili bulmasıyla birlikte dünyamızda işte at arabalarından bildiğimiz otomobile dönüş oldu. Bugünlerde de son işte 4-5 yıldır özellikle elektrikli araçların hızlanmasıyla birlikte araç üretmekten artık mobilite hizmeti sağlama noktasına doğru otomotiv firmaları bir dönüşümün içinde. Yani satışçılıktan artık bir nevi servis sağlayıcılığa geçmek gibi mi? Değişiyor. Yani müşteri alışkanlıkları, ihtiyaçları da değişiyor. Artık özellikle Z kuşağında biliyorsunuz insanlar bir noktadan bir noktaya gitmeyi istiyorlar ama onun birlikte getirdiği işte yükleri, stresleri barındırmak istemiyorlar hayatlarında. Bu bağlamda da otomotiv firmaları kendi yolculuklarını artık değiştirmeye başladılar. Sizin çok kibar söylediğiniz şey Atatürk Otosanayi'ye gitmek falan gibi şeylerle uğraşmak istemiyorlar. Evet. Peki görevinizi anlatıyordunuz. Evet, şimdi bizim birimimizin içinde akıllı hareketlik departmanımız var. Bunun içinde bağlantılı araçlar, otonom araçlar, elektrikli araçlar, paylaşımlı araçlar gibi kısımlar var. Gene şirketin tamamı için yürüttüğümüz inovasyon işlerimiz var, süreçlerimiz var. Erken aşama projelerin filizlendirilmesi yani fikir bulunduktan sonra bir aşamaya kadar onun desteklenmesi kısmı var. Ardından da bu büyümeye başlayan fikirlerin ticarileşmesi üzerine çalışan bir departmanımız var. Gene kurumsal yatırım sermayesi firmamız olan Dry Venture birimimiz altında. Ve son olarak da kurum içi girişimlerimizden Rakun AŞ, yani iki tekerlekli, üç tekerlekli elektrikli moped ürünümüz de departmanımızın altında bulunuyor. Özetle şirketin gelecek büyüme alanlarını keşfediyoruz. Şirketimizin tamamında bulunan fikirlerin filizlenmesi için uygun ortam yaratıyoruz. Ve bu fikirlerin ticarileşmesine katkıda bulunuyoruz. Ardından da ticarileşenleri de süreçleri boyunca destekliyoruz. Şeyi merak ediyorum, nasıl oluyor? Mesela ben mühendisim, sizde olamazdım ama aklıma bir fikir geliyor. Kimle paylaşıyorum onu? Yani süreç nasıl işliyor? Tabii ki. Şimdi bizim şirketimiz içerisinde bir platform var. Fikirhane adını verdiğimiz bir platform. Bu platform şirketin bütün çalışanlarının erişebildiği bir platform. Dönem dönem kampanyalar yapıyoruz. 2016 yılından beri aslında şirketimiz öncü bir rol aldı. Otomotiv firmaları içerisinde ilk olduğunu tahmin ediyorum. İnovasyon müdürlüğünü kurdu. Ardından da son işte 5-6 yılda defalarca kampanya yaptık. Bu kampanyalarda şu ana kadar 3500'e yakın fikir topladık. Bunlardan da yaklaşık 60 tanesi konsepte geçti. 3500'de 60, fena değil. Fena değil. Oran olarak evet. Bunlardan da yaklaşık 40 tanesi smart fail oldu. Yani tercihen projeyi iptal ettik. Dolayısıyla 20 kaldı. Kaldı 20. Bu 20 taneden de 3 tanesini ticarileştirdik bugüne kadar. Örnekleyebilir misiniz 1-2 tanesini mesela? Ne tür fikirler? Tabii ki. Bunlardan bir kısmı
Özellikle en kötülerden. İlk batan projemizi söyleyeyim o zaman. Rezervs adını verdiğimiz bir girişimimiz vardı. Bu gene 2017 yılındaki kampanyadan çıkmıştı. Fikri şirketin içinden dışarı çıkardık. Gene şirketin içinde çalışan arkadaşlarımız kurmuşlardı. Neydi fikir? Anlamadım. Fikir dinamik servis hizmeti sunuyordu. Yani talebe bağlı dinamik servis. Örnek veriyorum, Beylikdüzü tarafında yaşayan insanlar Levent'e gitmek istiyorlar. Hı-hı. Ama şirketleri küçük şirket, KOBİ. O yüzden servis hizmeti sağlamıyor. Anladım. Burada o bölgede yaşayan insanları öbür tarafa giden insanlarla birleştiriyorlar. Dinamik bir rotalamayla evinden alıyorlar ve iş yerine götürüyorlar. Aslında iyiymiş. Fikren çok güzel. Burada işte birkaç noktada fikir daha fazla ilerlemedi. Yani bizim o ilk yaptığımız denemelerde işte bir servisin içinde doluluk oranının %60 üzerinde olması lazım. Lakin o bölgeden öbür bölgeye giden insan talepleri dakika bazlı değişiyor. Yani ben sabah 8'i 3 geçe çıkıyorum. Siz 10 geçe çıkıyorsunuz ve beni 7 dakika beklemek istemiyorsunuz gibi. Orada o %60 gibi oranı yakalayamadılar. Ardından bu bir nevi servislerin Uber'i gibi bir şey. Evet, servisin Uber'i gibi aşağı yukarı. Ardından kurum dışında yatırım aradılar. Yatırım da bulamadılar ve bir noktada bizim yaptığımız yatırım battı. İlk girişimimiz böyle peki, gitti. Bir de ama iyileri söyleyemiyor musunuz? Onlar da gizli mi? İyilere de geleceğim şimdi. Bir başka fikrimiz Navlungo. Bu da gene kurum içinden çıkan bir fikirdi. Burada da yük verenle aslında yükü olanı birleştiren, hızlı ve en iyi fiyata teklif sunan bir platformdan bahsediyoruz. Bu fikir halen hayatına devam ediyor. Başında da çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. En son konuştuğumuzda 80 kişilik bir ekibe ulaşmışlardı. Hatta geçtiğimiz aylarda da 50 milyon TL'lik bir farklı bir firmaya satın alım yaptılar. Ya bu da şu mu? Ben Samsun'a bir şey göndereceğim. O platformdan arıyorum. Aynı anda giden varsa ona mı yüklüyorum? Sizin bir yükünüz var. İşte Türkiye'den Amerika'ya bir paket kargo yollamak istiyorsunuz. Yani ya DHL, UPS gibi büyük firmalara gitmeniz gerekiyor. Ya da komple konteyneriniz olmadığı müddetçe bunu ucuza yapamıyorsunuz. Genelde de burada yükü bulmak için, yani yük verenle işte nakliye imkanı olan insanı buluşturmak için arada brokerlar var. Hı hı. Böyle online marketplace dediğimiz alanlar yok. Navlungo bu fırsatı gördü. Beyler de yurt dışından gelen var mı adlı konsept bu aslında. Çok benziyor, evet, aynen. Bizde çünkü ekipmanlar genelde Amerika'da olduğu için Türkiye'de bulunamayanları bu metotla getiriyorduk. Doğru, şu an mesela Etsy üzerinden ciddi bir hacme ulaşmışlar. O tarafta oldukça iyi gidiyorlar gibi çok gözüküyor. İyi. Ama tabii çok küçük mallar değil herhalde, daha yüklü mallar mı bunlar? İkisi de olabilir. Yani küçük paketler de yollanabiliyor, büyükler de yollanabiliyor. Çok hızlı şekilde size en iyi teklifi sunuyorlar. Yani kurumsal dışında şahıslara da açık mı? Şahıslara da açık. Üçüncü fikirde spin-out yaptığımız aslında Raccoon Mobility AŞ. Yani Raccoon'u biraz daha geçen sene sonunda işte gördüm onu, duyurduk. Güzel. Aynen. Başına da yemek sepetinde bana bir kurmuş Eren'i getirdik. Yani Eren oranın liderliğini yapıyor şu an. Oldukça iddialı bir şirket. Hedefleri büyük. O anlamda kurum içinden çıkan güzel girişimler var gibi gözüküyor. Önümüzdeki harika dönemde de bunun devamı gelecek. Şimdi çok bahsedemeyeceğim ama yakın vadede gene kurum dışına çıkarmayı düşündüğümüz çalışmalar var. Bir Silikon Vadisi maceranız var. Orayı biraz anlatır mısınız? Nasıl bir yer? Ne oldu? Tabii ki. Şimdi ben şirket görevlendirmesiyle aslında Koç Holding'den 3 arkadaş gittik. Yapı Kredi'den bir arkadaş gitti. Arçelik'ten bir arkadaş vardı. Ben de Ford Otosan'ı temsilen 18 aylık bir projeye gittim. Bu Dünya Ekonomik Forumu'nun, yani WEF dediğimiz organizasyonun San Francisco'da kurduğu bir Endüstri 4.0 merkezi var. Bu merkezde geleceğin teknolojileri olan yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blockchain gibi konularda ekipler teknolojilerin hayata daha hızlı geçmesi için çalışmalar yapıyorlar. Ben de burada otonom ve kentsel hareketlilik konusunda aslında şirketimizi temsil etme şansı buldum. Proje çıktısı olarak bir white paper yayınladık. Burada ilgilenen arkadaşlar WEF ve işte autonomous tracking yazarlarsa Google'da bulabilirler diye düşünüyorum. Bu görevim boyunca hem Silikon Vadisi'nin ekosistemini hem de şirketimiz için potansiyel fırsatları da gözlemleme şansım oldu. Kiralar yüksekmiş, doğru mu? Kiralar müthiş yüksek. Covid döneminde bir miktar geri geldi ama ardından tekrar çıktı. Yani şöyle bir örnek vereyim. 1950 yapımı işte 3+1 evler aşağı yukarı 5000 dolar civarındaydı. Peki yani o teknoloji havası hissediliyor mu sokaklarda? Nasıl bir yer? Hani hayalimizde canlandırmamız için. Yani San Francisco çok enteresan bir yer. Aslında Silikon Vadisi yani kuzeyden güneye, doğudan batıya çok büyük bir alan değil. İşte 75 kilometre kuzey güney, 35 kilometre doğu batı diye düşünün. Dar bir alan. Ama o kadar çok firma var ki işte Facebook, Google, Microsoft, Cisco, Apple, Tesla, Intel, IBM gibi dünya devi firmalar. Altyapı tarafında ciddi sıkıntıları var hala daha. Kaliforniya bölgesi en gelişmiş eyaletlerden biri olmasına rağmen yatırımlarını çok eskiden yapmışlar. 1960'larda yapmışlar. O yüzden altyapı olarak çok iyi bir yer değil. Lakin teknolojik olarak ve ekosistem olarak çok etkileyici bir yer. Bu bölge bir yandan da dünyada en yoğun yatırım alan bölge.
Yani 2021'de 105 milyar dolara yakın girişimler bu bölgede yatırım aldılar. Aynı dönemde Türkiye'de bu rakam 1.4 milyar dolar civarındaymış. Bunlara baktığımızda aslında girişimler için ciddi fırsatlar yaratıyor bölge. Nasıl orası teknoloji merkezi haline gelmiş? Uzun bir serüveni var. Yani 1970'lerden başlayan bir serüveni var. Aşama aşama ilerlemiş tabii. Bir anda olmamış. Ama hani bugün geldiği nokta itibariyle ekosistemin bütün paydaşları, yani bunu marketteki kasiyerden de anlıyorsunuz. Teknolojik bir yaklaşımla işlerini çözmüşler. Yani mesela kasiyere gittiğinizde para üstünü otomatik olarak tık 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 veriyor oradan. Aslında kolay, Türkiye'de yapabileceğimiz bir şey. Ama prosese baktığınızda ciddi bir hızlanma yaratıyor. Ya da işte asfaltlarda mesela efendim. Yani saymadan otomatik. Tabii yani kasa mesela otomatik hesaplıyor zaten. Hı hı. Kağıt parayı oradan ver, bozuk parayı ben buradan vereceğim diyor makine. O zaman kasiyere de gerek yok aslında. Bir noktada onu da yapmışlar zaten. Çeşitli şeylerde, dükkanlarda, işte Amazon'un öyle bir yeri vardı mesela. Hiç kasiyer olmadan içeri giriyorsunuz, istediğinizi alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Ford Pro diye bir oluşum var. Bir dönüşüm içindesiniz. Bunu biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Biliyorsunuz demin bahsettik. Dünyada otomotiv, bu mobilite hizmeti sağlayıcısı olmak üzere bir dönüşüm içerisinde. Biz bu durumu biraz 1900 yılların başında at arabasından içten yanmalı motorlara geçişe benzetiyoruz aslında. Yaklaşık 5 yıldır bu değişimin içerisindeyiz. Bir 10 yıl içinde de artık birçok üretici bunu anlattı kendi deklarasyonlarında. İçten yanmalı motor üreten firma sayısı kalmayacak gibi gözüküyor. Kademeli olarak hep birlikte elektrikli ve alternatif enerjili araçlara doğru geçiyoruz. Ford da aslında öncü bir marka. Yani hem içten yanma döneminde öncüydü hem de şu anki yaşadığımız dönüşümde öncülük yapıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılanmayı komple değiştirdik Ford olarak. Burada elektrikli araçlara özel bir birim kurduk. Ford Model E adını verdiğimiz. Geleneksel araçlara özel birim olan Ford Blue diye bir ekip kurduk ve ticari araçlara özel de Ford Pro adını verdiğimiz bir yapı kuruldu. Bu yeni değişiklik bizim güçlü olduğumuz ticari alanda özel odaklanma sağlıyor. Ford Pro da aslında bu fikirlerin ürünü. Artık müşterilere ticari araç vermek yerine bir hizmetler bütünü vermeye başlıyoruz. Ve ilişkimizi tek seferlik satış ya da servis hizmetlerinden günlük, saatlik, hatta anlık hale getiriyoruz. Bu hizmetlerin içinde işte servis var, şarj hizmetleri var, yazılım var, finans var. Yani bütünleşik aslında çözümler sunan, müşterinin verimliliğine odaklanan, Ford Pro zaten productivity'den geliyor, yeni bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi araba firmaları birleşiyor çoğu yerde ve az, aslında eskisine göre çok az araba üreten kaldı anladığım kadarıyla, doğru mu? Yani dışarıdan gelen yeni yeni oyuncular var ve bu oyuncular aslında uzun yıllardır sektörde olan otomotiv firmalarını tehdit ediyorlar şu an. Dediğiniz gibi karlılıklar düşüyor. Ama bu elektrik motoru nedeniyle aslında arabaların birbirinden farklılaşması da zor olmayacak mı? Yani eskiden motor teknolojisi daha karmaşık bir şey anladığım kadarıyla. Yani benzinli motor teknolojisi, halbuki elektrik sanki daha aynı gibi, öyle mi? Yani elektrik tarafında da ciddi yatırımlar ve teknolojik gelişmeler gerekiyor. Ama dediğiniz gibi elektrikle gelen verimlilik o kadar yüksek ki içten yanmalığının yani yıllar içinde geldiği noktayı artık ilk günden itibaren elektrikte görebiliyoruz. Yani hem çekiş gücü hem artık tasarruf noktasında, çevrecilik noktasında elektrik teknolojisini çözdükten sonra dediğiniz gibi ciddi bir ivmelenme yakalıyorsunuz. Yani eskiden içten yanmalı motora rakip gelmesi oldukça zor bir işken artık elektrik motoru geldiğinde dünyamız biraz daha hareketlendi. Dolayısıyla yüzden şey gibi geliyor, yani ürünleri çok farklılaştırmak mümkün olmayacağı için sanki servise dönüyor gibi geliyor, doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle dediğiniz gibi artık servis tarafında özellikle, yani şu an tabii yolun başında olduğumuz için ayrışmak daha kolay gibi gözüküyor serviste sağladığınız hizmetlerle. Bir vadede büyük ihtimalle o tarafta benzer yere gelecektir. Yani bir nevi dinleyiciler için söylüyorum, internet servis sağlayıcısını nasıl kiralıyorsak bu da araba kiralama gibi bir şey mi olacak basitleştirirsek? Tahmin ediyorum ona biraz daha var. Yani henüz daha altyapısal olarak subscription işleri, yani kiralama işleri yüzdesel olarak 3-5 seviyesinde. Biraz daha yolu var ama tahmin ediyorum ki dediğiniz gibi bir noktaya gidecek. Sadece araç değil, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde insanlar bir noktadan bir noktaya gitmekle ilgili bir şeye abone olacaklar. Evet, sadece o hareketliliği satın alacaklar. Evet, ama o ne olacak? Hangi cihaz olacak? Büyük ihtimalle bugünün saatine, işte havanın yağmurlu olup olmamasına, hangi ulaşım tipinin daha anlamlı olduğuna göre ideal halde önerilecek müşteriye diye düşünüyorum. Bu araba sahibi olmak bir statüydü, hala da öyle. O şimdi aslında bu durumla biraz eski önemini kaybedecek gibi geliyor. Kesinlikle. Şu an zaten hani yeni nesile baktığımızda böyle bir ihtiyaç da hissetmiyorlar gibi gözüküyor. Evet, en büyük araba benim falan gibi bir şey. Aksine yani. Hatta araç sahibi olmayı bir demode yük gibi görüyorlar gördüğüm kadarıyla. Dediğiniz gibi değişiyor alışkanlıklar. Drive Venture diye bir lansman yaptınız. Nedir bu? Drive Venture bizim kurumsal yatırım sermayesi firmamız. Yani Corporate Venture Capital diye geçiyor. Bu yapı üzerinden her yıl ayırdığımız bir bütçe var. Bu bütçe dahilinde biz hem Türkiye'de hem yabancı ekosistemde bizimle sinerji yaratabilecek, yani az önce
ortaklıkların öneminden bahsettik. Potansiyeli olan ya da bir şeyleri onlardan öğrenebileceğimiz firmalarla yatırım sürecine giriyoruz. Onlara yatırım yapıyoruz. Genellikle tohum yatırımı ya da işte erken aşama yatırım diye kendimizin fazını belirledik. Bu tarafta biz geçtiğimiz sene 270'e yakın firmayla görüştük. Bu 270 firmadan 2 tanesine yatırım yaptık. Bu yıl gene aynı şekilde 2 tane firmaya yatırım yapma kararı aldık. Aslında burada firmalara yatırım yapa yapa hem onlardan belli bir hisse alıyorsunuz hem de iş ilişkisi başlatmış oluyorsunuz. Bir de herhalde ellerindeki yaratıcı lisansları almış oluyorsunuz, doğru mu? Lisans sahibi olmuyorsunuz. Aslında onların ne yaptığını daha yakından anlama şansınız oluyor. Yani yatırım yaptıkça onların çeyreklik olarak işte finansallarını görme şansınız oluyor. Yöneticileriyle konuşma şansınız oluyor. Bir ilişki başlamış oluyor. Bu bahsettiğiniz iki firmayı biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Geçtiğimiz sene Optiol ve Blue Data yatırım yaptık. Optiol özellikle filolara rota optimizasyonu sağlıyor ve %20'ye varan iyileştirmeler öneriyor. Şu anda birçok lojistik firmasıyla işbirliği içindeler. Bizim ağır ticari ürün gamımızda, işte transit ürün gamımızda da aslında Optiol'un hizmetlerinden faydalanan müşterilerimiz mevcut. Blue Dot tarafında ise Blue Dot elektrikli şarj istasyonlarının aslında Airbnb'si olmak hedefiyle yola çıktı. Ama çok güzel bir girişimcilik örneği. Yani Türkiye'de başladılar işlerine. Nedir fikir? Fikir işte bir platformları var. Sizin evinizde mesela şarj istasyonu var. Bunu başkalarına kiralamak istiyorsunuz. Blue Dot'ın hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Ama bugün tamamen iş modelini değiştirdiler. Geçtiğimiz sene aldıkları yatırımlardan sonra Silikon Vadisi'ne taşındılar. Ve şu an elektrikli araçların bütün ödeme sistemlerinin çözümü olma üzerine iş modelini değiştirdiler. Mesela bu bizim Türkiye'de çok yakından takip ettiğimiz bir şey değildi. Blue Dot'la olan ilişkimiz sayesinde iş modeli orada nereye dönüştü, bunu anlama şansımız oldu. Açıkçası zaten bu firmalarla yaptığımız yatırımlardan direkt getiriden ziyade buna benzer öğrenimlerimiz bizim için kıymetli oluyor. Çünkü bu firmalar hayatta kalmak için aslında günlük saatlik ciddi bir çaba içerisindeler ve iş modellerini de çok hızlı değiştirebiliyorlar. Piyasadaki tüm oyuncuları biliyorlar. İşte paylaşıma daha açık oluyorlar. Biz de onlara kurumsal bir firmanın bakış açısını, hangi konulara dikkat ettiğini, beklentilerimizi anlatabiliyoruz. Karşılıklı kazan kazan imkanı sunmaya çalışıyoruz. İyi inovasyon projesi nedir? Çok güzel bir soru. Aslında ülkemiz bazı konularda gerçekten çok inovatif. Yani özellikle ulaşım konusunda örnek vermek gerekirse. Kaldırımdan gitmek falan gibi şeyler. Mesela dolmuş sistemi, işte ben 2018-19 döneminde oradayken, Silikon Vadisi'ndeyken dolmuş sistemini aşağı yukarı uygulamaya çalışıyordu arkadaşlar. Hani ben dedim ki ya 30 yıldır Türkiye'de olan bir şey zaten bu. Yani yeni yeni daha onlara orada uğraşıyor. Orada dolmuş diye bir şey yok tabii. O, tabii yok. Yani sadece top taşıma, işte tren, otobüs gibi şey ulaşımlar var. Soruya gelirsek aslında iyi bir inovasyon müşterinin değer gördüğü fikirdi diyebiliriz. Biz bu süreçte aslında öğrendik bunu. Bizim işte ekibin içindeki işte liderler ya da işte çalışma arkadaşları bir fikri beğeniyor, o fikirle yola çıkıyor ama bu müşteri tarafından hiç beğenilmeyebiliyor. Ya da bizim hiç beğenmediğimizi müşteri beğenebiliyor. O yüzden inovasyon da bu süreci bir metotla yapan bir aslında proses. Çeşitli işte başarı kriterleri var. Fake it until you make it diyoruz. Yani yapana kadar onu taklit et. Yapar gibi yap. Tamamen yapıyormuş gibi web siteleri yapıyoruz işte bu ön keşif çalışmalarında. O web sitelerine aldığımız tıklamaların oranlarına bakıyoruz. Gelen tıklamalar içinden form dolduran oranlarına bakıyoruz. Tabii bir süre bunu yapınca hangi yüzdenin başarılı, hangisinin başarısız olduğunu artık biliyorsunuz. O yüzden bizim bu inovasyon sürecine soktuğumuz firmalarda yüzdeleri belli bir değerin üstünde olanlara tamam bu fikir demek ki diğerlerine göre ayrışıyor. Buna biraz daha odaklanalım diyoruz. Burada önemli olan müşteriyi merkeze koymak, müşteriye ürünü denetmek ya da ürün varmış gibi bir şey denetmek ve mümkün olduğunca çok denemeyle, iterasyonla da en uygun ürünü mükemmel olmadan pazara hızlı şekilde sunmak. Ardından da tekrardan düzenliye ilerlemek. Aslında benim kendi programlarımda hep söylediğim bir şey var. Fikirden önemlisi uygulama. Yani dediğiniz gibi dolmuş fikri bizde var ama onu kurumsal ve düzgün işleyen bir fikir haline getirmekte zorlanıyoruz. Siz de burada onu yapmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru, dediğiniz gibi. Silikon Vadisi'nden bir sürü film yapıldı. İşte Social Network, Steve Jobs, Silicon Valley dizisi vesaire. İzliyor musunuz onları? Vallahi hepsini izledim. Gitmeden izlemiştim. Çok merak ediyordum nasıl bir gerçek yere gidiyorum diye. Bir kısmı gerçek. Hissediyorsunuz gittiğiniz zaman. Orada insanlar gerçekten hani beni etkileyen birkaç noktadan bir tanesi insanlar çok çalışkan ve çok verimli çalışıyorlar. Hakikaten kendimize örnek alabilecek konular olduğunu düşünüyorum. Yani şeyi anlıyorsunuz, bu teknoloji neden oradan çıkıyor anlıyorsunuz. İnsanlar gece gündüz bir konuya odaklandıktan sonra çalışıyorlar. Oldukça teknik yetkin insanlar. Başka hiçbir şey yokmuş gibi çalışıyorlar değil mi? Evet. Aynen öyle. Tamamen hayatlarının odağına koyup çalışıyorlar. Araba kullanırken müzik dinliyor musunuz? Ne tür dinliyorsunuz?
Genellikle ben podcastçiyim. O yüzden podcastlere özel bir ilgim var. O günkü moduma bağlı olarak değişiyor ne dinlediğim. Genellikle gelişime açık hissettiğim anlarda yerli bir podcast serisi var Lumos tadında. Onu dinliyorum. Yine Ford'un City Talks'u var. Bir tavsiye de bu ederim. Podcast var galiba. Bu podcastimiz var. Bunun hepsini dinledim dediğiniz gibi. Diğer zamanlarda daha işte keyif amaçlı podcastler var. Bir de işte ailecek seyahat ederken küçük bir oğlum var 5,5 yaşında. Ali Kuzey'in müzik listesini dinliyoruz. Bu aralar bateriye odaklandı. Bateri çalmaya çalışıyor. Çoğunlukla işte İngilizce içinde bateri destekli şarkıları böyle hafif rock tarzında dinliyoruz bu aralar. İyiymiş. Ben de 30 yıldır bateri çalan biri olarak tebrik ederim. Çok güzel. Genelde istenmeyen bir enstrümandır çünkü. Evet. Hani oğlum çok gitar çok keyifliymiş. Ben yani bilmiyordum açıkçası. Onun sayesinde öğrendim. Ben de bayağı şimdi istekliyim ama bakalım nasıl olacak. Siz araba kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz tabii. Kullanıyorum evet. Elektrikli mi? Henüz değil. Elektrikli kullanma şansım oldu. Bir kere elektrikli kullandıktan sonra hakikaten elektrikli kullanmayı hep istiyorsunuz. Ben de kullandım evet. Ama uzun yolda problemli olabiliyor evet, galiba. Evet, aynen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Toparlayacak olursak aslında çok heyecanlı bir zamandayız. Şu an dediğimiz o dönüşümün ortalarına geldik artık hissediyoruz ülkemizde de. Burada Türkiye'nin değil aslında şirketimiz son yaptığı yatırımlarla bölgenin önemli bir gücü haline geldi. Özellikle Croyva satın almasıyla üretim yetkinliklerimiz oldukça iyi. Bu yeni teknolojilerde aslında kurulan startuplar çoğunlukla ya yeni kuruluyor ya 2 yıllık 3 yıllık startuplar. Hani baktığımızda işte 50 yıllık 100 yıllık kökleşmiş firmalar yok. O yüzden bence fırsat dönemindeyiz. Bu dönemde çalışanlarımız şirketimizin kurmuş olduğu Fikirhane portalından işte yayınladığı kurum içi girişim kampanyalarından mutlaka faydalanmaya çalışsınlar. Bu serüvene başlamak için aslında bu yol çok iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Harika bir sohbetti. Konuğumuz akıllı hareketlilik iş alanı lideri Canalp Gündoğdu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Gelecek ve teknolojinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.